Flop English'ten ailenizin teacher'ı Çağatay Hoca'dan sevgi ve selamlar. Bu videomda sizlere Adverbs of Sequence yani sıra zarflarını David Blaine'in hayatı üzerinden anlatacağım. David Blaine izleyenler vardır. Sokak şovlarıyla meşhur olmuş bir sihirbaz ve acaba bu yeni Houdini mi? Yani Amerika'nın efsanevi sihirbazı olan Houdini'nin yeni versiyonu bu mu diye bir niteleme söz konusu. Bakalım nasılmış arkadaşlar. With his own type of street magic yani kendi türündeki sokak e, sihri and amazing live TV shows ve etkileyici TV şovlarıyla David Blaine has become oldu. Ne oldu? One of the most famous magicians in the world. Dünyanın en ünlü sihirbazlarından birisi oldu. It's not surprising that hiç şaşırtıcı değil ki people call him the new Houdini. İnsanların ona yeni Houdini demesi hiç şaşırtıcı değil. Blaine was born in Brooklyn, New York. Brooklyn, New York'ta doğdu and started doing magic ve sihir yapmaya başladı when he was 4. 4 yaşındayken ve ilk sıralama zarfımız geldi, sıra zarfımız geldi. While he was studying to be an actor. Aktörlük yapmak için eğitim alırken, okurken he used to do magic tricks for customers. Manhattan'ın pahalı restoranlarındaki müşteriler için Magic trick. Sihir numaraları yapardı, ederdi. He used to. Then sonrasında ikinci sıra zarfımız. He started working at parties for rich people. Zengin insanların partilerinde çalışmaya başladı. And became friends. Arkadaş olduğu with actors like Robert De Niro. Robert De Niro gibi aktörler ve Leonardo DiCaprio gibi yine aktörlerle arkadaş oldu. He also went out with Madonna for a short time. Kısa bir süre Madonna ile çıktı anlamındaki cümle arkadaşlar. He became famous. Ünlü oldu. Yine bir sıra zarfımız geldi. After he made a TV show called David Blaine. David Blaine adındaki şovundan sonra ünlü oldu. Street Magic where he did magic tricks in the street in front of ordinary people. Bu programın adı Street Magic. Where ki orada he did magic sihir yaptı, magic tricks sihir numaraları yaptı. Nerede? In the street sokakta, in front of ordinary people sıradan insanların önünde arkadaşlar. Since then o zamandan beri he has done yaptı a number of spectacular stunts yani inanılmaz numara yaptı that were shown live on TV televizyonda canlı olarak gösterilen inanılmaz bazı şovlar yapmış. Yine bir sıra zarfıyla devam ediyor. First ilk olarak diyor. He was frozen, donduruldu. Inside a six ton block of ice in New York Times Square. New York Times Meydanı'nda 6 tonluk bir buz kütlesinin içerisinde dondurulmuş arkadaşlar. He stayed there for over 61 hours bakın arkadaşlar. Bu arada görselimiz burada adam gerçekten 6 ton buzun içerisinde kendini dondurmuş yani ve 61 saatin üzerinde kalmış. When the zaman ne olduğu zaman? When he was released bırakıldığı zaman from the ice buzdan çıktığı zaman he couldn't walk yürüyemedi and he had to spend harcamak zorunda kaldı İki haftasını hastanede geçirmek zorunda kaldı. Next bir sonraki sıra zarfımız arkadaşlar. Sonrasında next he stood stand'in ikinci hali bakımı da ayakta durdu nerede? On a 25 meter pillar. 25 metrelik bir sütun. Bakın o da e, bunun görseli de burada arkadaşlar. 35 saat boyunca e, 25 metre yüksekliğinde bir e, ki yani baya yüksek bir 7-8 katlı binanın yüksekliğidir bu yaklaşık olarak. E, sütunun üzerinde 35 saat durmuş. Again yine without food or water. Yani su ve yiyecek olmaksızın. E, 35 saat kalmış. The pillar was sütun diyor sadece 56 cm wide. Yani çapı. 56 santimetreymiş. Yarım metreden birazcık fazla. He couldn't eat. Yiyemezdi, uyuyamazdı veya oturamazdı diyor. Finally en sonunda son sıra zarfımız geldi. He jumped ki burada atlarken ki hali var. Nereye? Off the pillar yani o sütundan atladı. Onto a pile of boxes böyle kutu yığınlarının üzerine atlamış. After that ondan sonra yeni macerası neymiş bu çılgının? He lived yaşadı without food. Yiyeceksiz 44 days 44 gün boyunca bu gördüğünüz in a glass box yani cam kutusunda yaşamış. Hem de İngiltere'de Londra'da Thames nehrinin yanında arkadaşlar. He survived hayatta kaldı. Only on water sadece su içmiş. From a tube bir tüpten su içerek arkadaşlar. And lost 24 kilos. 24 kilo vermiş bu gösterisinde e, 44 günün sonunda kilo vermek için gerçekten çılgın bir yöntem. David is now a millionaire. Ve diyor şu anda bir milyoner. And lives in Hollywood. Hollywood'da yaşıyor. Who used to live in his house do you think? Sizce diyor onun evinde daha önce kim yaşardı? Who used to live in his house do you think? Yes. Harry Houdini. Yani Okuma parçasının başında söylemiş olduğum Amerikalı efsanevi sihirbaz Harry Houdini'nin evini satın almış, şimdi de orada yaşıyormuş arkadaşlar David Blaine gerçekten ilginç bir okuma parçası. Biz aynı zamanda neleri öğretti İngilizcedeki sıra zarflarını. Bir parçayı yazarken doğru şekilde sıralamamız için. Anlaşılabilir olması için ve aynı zamanda da takip edilebilir olması için. Bu arada yazarken dedim ama konuşurken de bunları kullanmak konuşmanın akıcılığını arttırıyor. Bunun bilgisini paylaşmış olalım. Bir başka okuma parçasına görüşmek üzere. Hoşçakalın.